Sabah Spor'dan ve konseyin yepyeni bir bölümden herkese selam. Ben Tarık Akan, yanımda her zaman gibi Mervan abi var. Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri gün geçtikçe belli olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin de rakibi Lugano. Lugano evet. Lugano geçen sene de... E, konferans Ligi'nde tanıdığımız. Beşiktaş'tan tanıdığımız Beşiktaş'ın D grubuydu sanırım. D evet. grubunda. Kötü bir maçtı yani. Buradaki maç kötü bir maçtı. Son 10 dakikada verilen bir maç oldu. Şu anda Fenerbahçe'nin karşısında Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turunda. Rakibimiz oldu. Rakibimiz oldu abi. E, peki abi kimdir bu Lugano? Lugano, Lugano aslında şöyle. E, Tarık bence güzel bir eşleşme oldu. Tabi bundan sonraki eşleşme daha zor oldu Fenerbahçe için. Lille eşleştiler. E, en zor rakip geldi oradan bu arada. Onu da söyleyelim. Öncelikle temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Umarım iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne gideriz Tarık. İnşallah. Lugano bence Fenerbahçe'nin e, kalitesinde zaten e, hepimizin bildiği gibi çok uzakta bir takım. Yani İsviçre ekibi. Evet son zamanlarda rekabetçi bir takım inşa etmeye çalışıyorlar. E, 2021'de ABD'li bir milyarder Joe Mansueto diye e, bir ABD milyarder var. o e, sat, Takım satın alıyor. Evet. Ondan sonra takım satın alırken de yaptığı bir röportajda, e, tanıtımda rekabetçi bir takım yaratmaya çalıştıklarını söylüyorlar. E, İsviçre Ligi'nde işte mücadeleci e, yeni bir vizyonla yola çıkan bir takım inşa etmeye çalıştıklarını söylüyor. Ardından Projeleri da, bu. Aynen. Ardından 2020, da kupa kazandılar. Bir yıl bir yıl sonra, 2022'de yanlış hatırlamıyorsam pardon, İsviçre kupasını kazanıyorlar. Evet, İsviçre kupası. Aynen. Aslında e, Lugano böyle aşağıdan doğru gelen e, bir takım kimliğinde görünüyor. Bakalım. Fenerbahçe ya, için bence çok da zor olmayacak bir eşleşme oldu. İnşallah diyelim. Fenerbahçe bildiğiniz üzere Euro 2024 dolayısıyla antrenmanlara eksik başladı. Yani karşımızda ne kadar kalite farkı olsa bile karşımızda aslında sistemli bir takım var. Fakat şöyle de bir şey var. Lugano'nun golcüsü geçen sezonki Can Selar. Can Selar evet. satıldı. Yedeyi de şu an sakat durumda. Sakat evet. Yani takımdan gidenler oldu tabii. Ee, ana iskeletten kopanlar oldu. İşte dediğin gibi Can Selar takımın son 3-4 yıldaki en golcü oyuncusu, en tehlikeli oyuncusu. Fenerbahçe için bu açıdan baktığımızda iyi bir gelişme aslında. Sezona da iyi başladılar aslında. Evet. Lugano sezonu iyi başladı. Yaptığı hazırlık maçlarından yanlış hatırlamıyorsam 4 maçın 3'ünü kazandılar evet. ve e, maçlar bol gollü maçlardı. Evet. E, kazandıkları 3 maçta 10 gol attılar abi. Evet. Yani gol gol yollarında aslında sıkıntı çekmeyen bir takım. Geçen sene ikinci oldular ligde. Ligin en çok e, gol atan ikinci takımıydı yanlış evet. hatırlamıyorsam. Gol yollarında kendi liglerinden, kendi kalitelerinde baktığımda çok da gol sıkıntısı yaşamayan bir takım aslında Lugano. Bulduğu pozisyonları gole çevirebilen bir takım yani düşündüğümüz. Young Boys'un arkasında herhalde ikinci olmuş evet. değil mi? 59 puanla evet, takımda... şampiyonluk turuna geçti. Aynen öyle. Takımda Tarık Jan Seller'ın işte gittiğini söyledik. Birkaç daha ayrılık oldu işte. Spinoza vardı. Hayrizi vardı benim Beşiktaş maçından hatırladığım. Bunlar Beşiktaş maçında oynamıştı. Onlar ayrıldı. Takımın dediğim gibi önemli aslında oyuncularıydı hani ana iskeletten. Bu ayrılıklara rağmen Tarık adamlar iki tane e, transfer yaptı aslında. Birisi Inter'den Matteo Zanotti. Zaten takımın da en şey piyasa değeri en yüksek oyuncusu evet. diye bakmıştık. Bir diğer oyuncusu da Dortmund'un ikinci takımından Papadopoulos. Stoper oyuncusu o da. Dediğim gibi yani yeni bir takım oluşturmaya çalışıyorlar adamlar. H hocaları Tecrübeli 3-4 yıldır takımın başında belli bir sistem oynatmaya çalışıyorlar. Ama dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin rakibi gibi değil Lugano. Değil, Lugano diyoruz. Geri dönüşleri seven bir takım deniyor. Evet. Geri dönüşleri seven bir takım. Mesela örnek olarak geçen sezonki konferans ligi ilk Beşiktaş maçında zaten konferansta kazandıkları ilk maç da oydu. Evet. 2-0'lık maçta Beşiktaş'ın kırmızı kartına kadar Beşiktaş 2-0 oynadı. Aynen son 10 vakti sanırım. 3 ee, gol, tamam. gol buldular. 3 gol buldular. Hatta son e, 90'da herhalde... Elif Bayeli'nin Kendi kalemizi atmıştık ne yazık ki evet. evet. Zaten o maçtan sonra Öyle. Beşiktaş'ta bir kriz yaşanmıştı. Şerif Yaman işte istifasına giden bir evet. süreç olmuştu o süreç. Geri dönüşleri seven dedik. Bakın Beşiktaş'ı da burada yine son Hı. dakikalarda devirmiş bir takımdı. Ayrıca bu sezon e, oynadığı ilk resmi maçta da 2-1'lik galibiyetle başladılar. Evet. O galibiyet golünü de 90 artı 2'de attılar. Aynen. Şöyle inatçı bir takım aslında. İnatçı bir takım ya, İnatçı demişken şu detayı da eklemek Aynen. lazım. Mesela Beşiktaş maçında. 2-0. İlk yarıda 5 tane mi? 4 tane şutları doğru, vardı doğru, ilk yarıda. Doğru. İkinci yarıda Beşiktaş'ın gördüğü kırmızı kart sonrası 19 şut çektiler toplam. Doğrudur. Şut 5'e isabetli ama 19 şut çektiler. Ya dediğim gibi gol yollarında sıkıntı çekmeyen bir takım görüntüsü veriyorlardı. Tabii bu sene nasıl olacak bilmiyoruz çünkü Önemli öncünü kaybettiğini söyledik. Bu arada hocalar sanırım teknik ekiblerinde bir tane Türk hoca var. Onun adını da şey bulursak söyleyelim izleyicilerimize. O da ilginç. Sanırım Murat Yakın hoca ile çalışmış o da. O da ilginç bir bilgi. Aynen Olur. öyle. Bakalım İsviçre ekibi ama dediğim gibi mesela Fenerbahçe geçen sene Twente ile eşleşmiti işte hatırlarsan ki Twente Lugano'dan kat kat İyi bir takım yani. Evet, evet. Fenerbahçe 25 atmıştı. E, Lugano'ya bence yine 5 deriz gibi geliyor yani. Temsilcimiz Fenerbahçe çok zorluk yaşamayacaktır bence Lugano karşısında. Peki abi az önce oyun stilleri demiştik. O evet. konuya da bir değinmeden geçmeyelim. Hazırlık maçlarını izledim ben. Pa özellikle parma maçını. Yani pas yapmayı seven bir takım. Özellikle geriden çok pas yapmayı seviyorlar. Hocaların oyun felsefesini sağa yansıtmaya çalışıyorlar. Şuna dikkat ettim. Kalecilerini çok fazla kullanmaya çalışıyorlar. Ve bunda da başarılı olmuşlar. Çünkü geriden yaptıkları her pas oyununda topu kenarlara yayıp kenar atak Kaleye gelmeye çalışıyorlar. Ki gollerin çoğunda bu şekilde bulunurlar. Özellikle e, Bislimi, işte lise de var, Arjantinli oyuncu e, Mahu var. Bir de on numarada da Botani var. O da oyuncu 33 yaşında. Yanlış hatırlamıyorsam e, takımın tecrübeli oyuncularına. Botani biraz daha serbest, dolaşan bir kimlikte oynuyor. Topu daha çok yönlendiren oyuncu. Tecrübesinden dolayı mücadeleci ve dinamik bir oyuncu. Torreira gibi bir oyuncu düşün. Gözünle öyle bir oyuncu getir. E, fizik gücü yüksek, tecrübeli bir oyuncu. Oyunun aslında e, Lugano'nun oyununu yönlendiren e, ana kahramanlardan bir tane botani ona dikkat etmek gerekiyor. Ama şöyle pas oyunu Fenerbahçe karşısında nasıl olur? Çünkü Fenerbahçe Lugano'yu çok rahat oynatmayacak. Evet. E, kalitede bir takım. E, yüksek, yoğun şiddetli bir pres karşısında Lugano bu pasları yapabilir mi? Biraz zor görünüyor tabii. Fenerbahçe bunu izin vermeyecektir yani. Ki özellikle evet. Fenerbahçe bu oyunu seçebilir. Yani anladığımız kadarıyla genel anlamda e, set oyunu. Set ben oyununu ben oynamaya çalışıyor. çalışıyorlar kesinlikle. Yani gol yollarında var, sabırlı karşılam. paslarla dediğim gibi set oyununu güzel vurdu yaptın oraya. Set oyununu oynamaya çalışan bir Lugano var. Ama tabii kalite anlamında düşündüğümüzde Fenerbahçe karşısında çünkü çok e, hani uçurum var yani sanırım kadro değeri 36 milyon euro civarında 38 bir. milyon. Evet. Aynen. O civarda bir milyon kadro, milyon o kadro değerleri milyon. var. E, Mütevazi bir takım ama mücadeleci bir takım. Yani zorluk çıkarır mı? Tabii futbol bu. Hani her şey olabilir. E, Fenerbahçe hazır gibi görünüyor. Onlar da hazır çünkü lige başladılar. Ama tabii Fenerbahçe hocası ve e, oyuncu kalitesiyle e, bir adım önde görünüyor eşleşmede. Hatta 2-3 adım önde görünüyor diyebilirim. Bence 5 deriz Lugano yine. 5 <laughs> Fenerbahçe de biz de öyle ümit ediyoruz. Aynen öyle. de buradan soralım o zaman. Evet. Sizce Fenerbahçe Lugano maçının sonucu nasıl biter? Yorumlar. Yorumları bekleyelim. Aynen yorumlarınızı bekliyoruz. Fenerbahçe'mize de başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'ye de e, başarılar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Konseyde birlikteydik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.